Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çiyan kitabımızda 11.2'ye devam ediyoruz. Geçen derste 5 slide yapmıştık. Bu derste de 5 slide yaparak bu 11.1, 11.2 bölümünü bitireceğiz. 11.3 ve sonrası yok. Ondan sonra 12.1'e geçeceğiz. Yani 11.1, 11.2, 12.1, 12.2. 12.2'nin sonunda da dersi bitirmiş olacağız. Şimdi burada geçen derste yaptığımız, işlediğimiz, teorik olarak işlediğimiz şeylere bir takım örnekler var. Bakalım, yani çok değişkenli optimizasyon. Bize z eşittir f(x)'ye x kare çarpı e üzeri eksi y gibi bir fonksiyon verilmiş. Hem şey kısmı var, hem polinom kısmı, hem de üstel kısmı var. Bunların iki bir polinomla bir üstelin çarpımından oluşuyor. Aslına bakarsanız bir monomla bir üstelin çarpımından oluşuyor. Ondan sonra soru da şu, tabii burada ayrıca soruyu yazmamış ama bu fonksiyonun işte optimum değerlerini bulun ve ne olduklarını tespit edin. Yani maksimum minimumlarını varsa eğer ve dönüm noktalarında bulun. Soru bu. Peki ne yapacağız? İlk önce birinci türevleri alacağız. Sonra ikinci türevlerini alacağız. Birinci türevleri sıfırlayarak durağan noktaları bulacağız. Sonra da o noktalarda ikinci türevlerin işaretine bakarak da şeyi bulacağız. Ne derler? Bu fonksiyonun işte o noktaların maksimumu, minimumu, dönüm noktası mı, eğer noktası mı, ne noktası, onu bulacağız. Bakalım şimdi. Birinci türevi f'nin x'e göre birinci kısmi türevi 2x e üssü eksi y. Burada e üssü eksi y'de x yok. Dolayısıyla bu sabit çarpan bir sabit gibi geliyor. Dolayısıyla f'nin x'e göre kısmi türevi 2x çarpı e üssü eksi y oluyor. F'nin y'ye göre türevi de e üssü eksi y'nin türevi e üssü eksi y çarpı bir de üstün türevi olduğu için eksi 1 ile de çarpılıyor. Eksi e üssü eksi y oluyor ama bir de x kare var. Burada da x kare sabit gibi y türevi aldığımız için. Onun için eksi x kare çarpı e üssü eksi y oluyor. Bunun f'nin y'ye göre kısmi türevi de bu. Tamam, birinci türevler bunlar. İkinci türevleri de alalım. Fxx, yani f'nin x'e göre birinci türevini almışız. Sonra bunun bir defa daha x'e göre türevini alıyoruz. 2x'in türevi 2. E üssü eksi y'de x yok. O sabit bir katsayı gibi geliyor. Dolayısıyla fxx 2 çarpı e üssü eksi y. Tamam. Fyy ne? Şunun tekrar y'ye göre türevi. Eksi x kare sabit gibi geliyor. E üssü eksi y'nin türevi. E üssü eksi y çarpı eksi 1. İki tane eksi birbirini götürüyor. X kare çarpı e üssü eksi y oluyor. Fyy de bu. Fxy ve Fyx çapraz türevler. Yani f'nin x'e göre türevini almışız. Sonra y'ye göre türevini alacağız. 2x sabit e üssü eksi y çarpı eksi 1 eksi 2x e üssü eksi y oluyor. Fyx diyebiliriz buna. Sonra Fy'nin de x'e göre türevini aldığımız zaman eksi 2x e üssü eksi y. O da burada. İkisi de dikkat ederseniz birbirlerine eşit. Fxy ile Fyx eşit. Young teoremi işte burada geçerli. Peki ikinci derece toplam türevsel. Şimdi bize biliyorsunuz ikinci derece toplam türevselin işareti şey veriyor. İkinci derece toplam türevselin işareti bize bu noktanın ne olduğunu veriyor. Onun için de işte bu ikinci derece toplam türevseli şey yapmamız lazım. Ya ikinci derece türevler üzerinden bir analiz yapmamız lazım. Ama o biraz daha karışık. Yapılabilir, yapılamaz değil. Yani mümkün. Ama şey de derler, ikinci derece türevsel üzerinden bir takım şeyleri görmek daha kolay. Çok değişkenli olduğu zaman tek tek bütün çapraz türevlere bakmak filan dertli olabiliyor. Onun için ikinci derece türevsel üzerinden bu işleri geliştirmek daha doğru. O zaman şimdi dx ve dy sabit şeyler, sabit küçük adımlar olarak varsayıyoruz. Bunlar sıfırdan farklı rastgele küçük değişimler. Dx ve dy pozitif de olabilirler, negatif de olabilirler. Ama ikinci, birinci ve ikinci türevler onlar x ve y'nin fonksiyonları, bunlar değişken ve şeyler. Bunların her noktada değerleri var. Şimdi fx dediğimiz şey fx xy, yani xy'nin bir fonksiyonu. Fy dediğimiz şey de fy xy, o da xy ve y'nin fonksiyonu. O zaman dz dediğimiz birinci derece türevsel fx çarpı dx artı fy çarpı dy'dir. Yani f'nin birinci x'e göre kısmi türevi çarpı dx artı f'nin y'ye göre kısmi türevi çarpı dy'dir.
Ve bu da bir x ve y'nin fonksiyonudur. Çünkü fx ve fy x ve y'nin fonksiyonları, her ne kadar dx, dy sabit de kabul etsek, sabit küçük adımlar da olsa bunlar. Fx ve fy x ve y'nin fonksiyonları olduğu için birinci derece türevsel de x ve y'nin fonksiyonu olacaktır. O zaman d kare z, dz'nin tekrar d'si, yani türevsinin türevseli. Ne olacak? Del dz bölü del x çarpı dx artı del dz bölü del y çarpı dy olacak. Tamam, güzel. O zaman dz neydi? fx dx artı fy dy idi. Bu dz'lerin yerine onları koyayım. Fx yani del fx dx artı fy dy bölü del x çarpı dx artı del fx dx artı fy dy bölü del y del y oluyor burası. Tekrar, çünkü bir defa daha türevini alıyorum. Ha, peki o zaman ne oldu şimdi? Bakalım. Dx ve dy küçük sabitler, sabit adımcıklar. Dolayısıyla bunların türevi sıfır. Bunlar şey yapmıyor, sabit katsayılar gibi çalışıyorlar bunlar. O zaman fx'in tekrar x'e göre türevini aldığım zaman fxx oluyor. Bu da fxx çarpı dx oluyor dolayısıyla. Fy dy'nin tekrar dx'e göre türevi alınca fxy dy oluyor burası. Ve tekrar dx ile çarpılıyor, dışarıdaki dx ile. Bunun x'e göre kısmi türevini tekrar alıyorum ve sonra dx ile çarpıyorum, formülü uyguluyorum. Aynı şekilde bu sağ taraftaki ikinci şeyde, yani artıdan sonraki bölümde del fx dx artı del fy dy bölü del y olduğuna göre fx'in tekrar y'ye göre türevi fyx oluyor çarpı dx ve fy'nin y'ye göre kısmi türevi fyy çarpı dy ve hepsi de ondan sonra bir dy ile daha çarpılıyor. Bu içeriye dağıttığım zaman bunları ne oluyor bakalım. Fxx dx kare artı fxy dx dy artı fyx dx dy ya da dy dx, nasıl isterseniz fark etmez. Dx dy dy dx aynı, çünkü çarpmanın yer değiştirme özelliğinden. Ve artı fyy dy kare. Demek ki neymiş? Young teoremi de geçer şimdi şöyle, yani fxx dx kare artı fxy dx dy artı fyx dy dx artı fyy dy kare. Bu ikinci derece türevsenin genel formülü. Young teoremi geçerliyse şu çapraz türevler fxy ile fyx birbirlerine eşit olacaklardır. Onun için de bu daha kısa bir ifadeye dönüşebilir. Fxx dx kare artı 2 fxy dx dy artı fyy dy kare olur Young teoremi geçerliyse. Ve dikkat ederseniz bu ikinci derece, hani bizim a artı b'nin karesi formülüne uyuyor, dikkat ederseniz. Böyle bir hal var burada. Fxx dx kare artı 2 fxy dx dy artı fyy dy kare. Daha sonra karesel formlar, karesel biçimler diye bunun önemli bir şey olduğunu göreceğiz. Ama o ikinci sınıfta. Ha şimdi tüm türevler nerede hesaplanacak? X yıldız, Y yıldız, yani birinci türevlerin sıfır olduğu noktalarda hesaplanacak. Ki ondan sonra ona göre biz durağan noktaları bulalım. Sonra da bu ikinci derece geliştirdiğimiz ikinci derece türevseli kullanarak onun işaretinden o noktaların maksimum, minimum mu, dönüm noktası mı, eğer noktası mı, ne noktası saptayalım. Yani belirleyelim. Peki, güzel. Bir örnek, sayısal örnek yapalım. Daha yoldayız, yani daha noktaları bulmadık. Şimdilik ikinci derece türevseli gördük. Onun uygulamalarını yapıyoruz. Sonra da bunun optimizasyona uygulamasını göreceğiz. Z eşittir fxy nedir? İşte x küp artı 5xy eksi y kare. Böyle bir fonksiyon verilmiş bize. Bunun şeyini bulalım. İlk önce birinci derece türevlerini bulalım. Fx, f'nin x'e göre kısmi türevi 3x kare artı 5y. Eksi y kare sabit değil, 0 dolayısıyla 3x kare artı 5y. F'ye, y'ye göre türev, x küp de y yok, 0 bunun türevi. 5x y'nin türevi 5x y'ye göre ve eksi 2y. 5x eksi 2y. Bu da f'nin y'ye göre birinci kısmı türevi. Demek ki fx 3x kare artı 5y, fy de 5x eksi 2y. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ikinci türevleri alacağız. Ki toplam türevseli oluşturabilelim. İkinci derece türevseli. Normal birinci derece toplam türevsel zaten fx dx artı fy dy, şunlarla hemen oluşturabilirim. O çok lazım değil bana. Bana lazım olan asıl ikinci derece türevsel. Niye? Çünkü onun işaretinden fonksiyon, işte iç bükey mi, dış bükey mi, kesin iç bükey mi, kesin dış bükey mi, ya da doğrusal mı, ve ona göre de işte minimum mu, maksimum mu, dönüm noktası mı, eğer noktası mı, ne noktası buluyorum, onları oradan değerlendireceğim. Peki
Şimdi f(x), f(x)'in tekrar x'e göre türevi 6x. f(y)'ye, f(y)'nin tekrar y'ye göre türevi eksi 2. Bu da burada. Tamam. f(x)'ye, f(x)'in tekrar y'ye göre türevi 5. f(y)x, ya f(x)'ye neyse f(y)x 5. f(y)x de f(y)'nin tekrar x'e göre ya da f(x)'ye neyse bir şeyin f(y)'nin tekrar x'e göre türevi o da 5. Dikkat ederseniz bunlar ikisi de 5'e eşit. Dolayısıyla Young teoremi de geçerli. f(x) ile f(y)x aynı. Bunlar 5. Peki o zaman dy ne? Fx dx artı fy dy. Yani 3x kare artı 5y çarpı dx artı 5x eksi 2y çarpı dy. Güzel. Peki d kare dy ne? Şimdi yukarıdaki formülü uygulayacağım. Young teoremde geçerli olduğuna göre fxx dx artı 2fxy dx dy artı fy dy kare formülünü uygulayacağım. Fxx neydi? 6x. O zaman 6x çarpı dx kare. Tamam. 2 fx'ye, fx'ye neydi? 5. 2 kere 5, 10. 10 dx dy. O da tamam. Fy'ye eksi 2, eksi 2 dy kare. O da tamam. Demek ki neymiş? 6x dy kare artı 10 dx dy eksi 2 dy kare. D kare z'ymiş. İkinci derece türevsel buymuş bu fonksiyon. Güzel. Sonra burada mesela birer nokta verilmiş bize. Bunlar şey olan noktalar değil galiba. Yani birinci derece türevsel türevleri sıfırlayan noktalar değil. Öyle değil ama herhangi bir başka noktalar verilmiş. Şey olsaydı yani bunlar sıfırlayan noktalar değil. Ama iki tane yani x1, x1, y değerleri verilmiş. 1 ve 2 olarak. X yıldız 1, y yıldız 2 diye. Bunlar durağan noktalar değil. Bu şeylere göre, bu türevlere göre. Ama ne bunlar? İşte birer nokta. Fonksiyonun üzerinde birer nokta. Peki güzel. Nedir? Bu noktada dz'nin değeri o zaman türevlerin içine bunları koyacağız. Yani 6x dx kare yerine 6 kere 1 6 dx olacak. 6x dx kare 6 kere 1 6 dx kare olacak. 10 dx dy'ye zaten yerinde kalıyor. Değil mi? Ha dz'nin kendisini hesaplamamız gerekirse burada bir de dz'yi hesaplamış. Dz'yi de hesaplayabiliriz. 1'in karesi 1, 3 kere 1, 3 artı 2 kere 5, 10, 13 dx. 5 kere 1, 5 eksi 2 kere 2, 4, 1 dy. 13x, 13 dx artı dy bunun birinci türevseli dl. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Birinci türevlerin içine şey koyarak, bu değerleri koyarak. İkinci türevsel içinde işte d kare z'deki türevleri değerlerini bu şeylerle bu noktalarda hesaplayacağız. O zaman 6x 6 kere 1 6 6 dx kare. 10 dx dy 10 zaten sabit değişmiyor. 10 artı 10 dx dy eksi 2 dy kare o da değişmiyor. Demek ki bunun ikinci türevseli de 6 dx kare artı 10 dx dy eksi 2 dy kareymiş bu noktada. Peki. Ha, şimdi geldik ikinci derece yeterli koşul. Yani bir yerel maksimum veya bir yerel minimum bulmak için ikinci derece yeterli koşul. Burada nasıl şey yapacağız? Nasıl yapacağız? D kare z'yi ikinci derece türevseli kullanacağız. Şimdi burada yine bizim kitabımızdan dördüncü baskıdan sayfa 299'dan bir grafik var. Bu fonksiyona tepeden bakıyoruz. Fonksiyonun yüzeyi şu televizyon ekranı gibi biraz şey nokta nokta gri yapılmış olan yer. Fonksiyona tepeden bakıyoruz. Burası bir tepe aslında. Tepeye tepeden bakıyoruz. Bu da fonksiyonun tepeden görünümü. Böyle bir yüzey gibi görünüyor. Bir tepeye tam tepedesinden baksak işte böyle bir etrafından hafif farklı koyuca bir şey olarak görüyoruz. Bir alan olarak görüyoruz. Bu şu anda gözümüz tam tepeden fonksiyona aşağıya doğru bakıyoruz. X ekseni burada, y ekseni burada. X0, Y0 tepe noktasının koordinatları bunlar. Şurası tepe noktası. Ve burası da işte TX ve TY tepe noktasına teğet çizgiler. TX, X doğrultusundaki teğet çizgi, TY de Y doğrultusundaki teğet çizgi. Bunların koordinatları da X0 ve Y0. Ha, şimdi burada dikkat ederseniz bu bir kartezyen koordinat sistemi oluşuyor aynı zamanda bu teğetler. Ve ne yapıyor? DX ve DY için çeşitli işaretler oluşuyor burada. Yani tam bu tepe noktasından başlayıp X'in ve Y'nin pozitif yönlerinde ikisinin de pozitif olduğu yerde gidersen birinci bu
teğetlere göre birinci çeyrekte gitmiş oluyorum. Yani DX pozitif, DY pozitif olarak gitmiş oluyorum. Peki her ikisinde de negatif yönde gidersem, yani X'in V'nin negatif yönlerinde eksi sonsuza doğru gidersem, o zaman üçüncü çeyrekte şu hareketi yapmış oluyorum. DX negatif, DY de negatif oluyor. Ve dikkat edin, o zaman DX çarpı D pozitif oluyor. İkisine de negatif olduğu zaman o yine çarpımları pozitif. Yani DX çarpı DY yine pozitif olur. Ama X'in pozitif, Y'nin negatif yönünde gidersem DX pozitif, DY negatif oluyor. DX, X'teki küçük değişiklik. DY de Y'deki küçük değişiklik. Bunlar küçük adımlarımız. X'i pozitif, Y'yi negatif yönde adım atıyorum. O zaman DX pozitif, DY negatif. Çarpımları ne oluyor? DX, DY negatif oluyor. Aynı şekilde Y'nin pozitif, X'in negatif yönünde gidersem birin ikinci çeyrekte gitmiş oluyorum. DX negatif, DY pozitif. Şöyle. O zaman bunların çarpımları yine negatif oluyor. Demek ki bu şeydeki, bizim ikinci derece türevsindeki DX, DY çarpımlarının işareti sabit değil. Ne tarafa gittiğime göre değişiyor bu. İkisinin de pozitif olduğu yerde, DX ve DY'nin pozitif ya da ikisinin de negatif olduğu yerde, o tarafa doğru gidiyorsam, o zaman DX çarpı DY pozitif oluyor. Ama birinin pozitif, diğerinin negatif olduğu tarafta gidiyorsam, o zaman işte ne oluyor? DX çarpı DY negatif oluyor. Demek ki DX çarpı DY, o ara çarpım, çapraz çarpım, işaret değiştiren bir sorun çıkaran ve çözülmesi gereken bir şey. Bakalım. D kare Z negatif ise, şayet ki ikinci derece türevselin negatif olduğunu tüm DX sıfırdan farklı tüm DX DY'ler için, yani ister pozitif ister negatif ne olurlarsa olsunlar tüm DX DY'ler için, sıfırdan farklı tüm DX DY'ler için D kare D negatif ise, o zaman ikirciksiz olarak söyleyebilirim ki, yani kesinlikle tek taraflı gerektirme yeterli koşul yani. Nedir? Fonksiyon kesin iç bükeydir ve bulduğum nokta z0, fx0, y0 noktası yerel maksimumdur. D kare z pozitifse, yani ikinci derece türevin tek değişkenli fonksiyonlarda söylediğini burada ikinci derece türevsel söylüyor. D kare z pozitifse, ikinci derece türevsel pozitifse tüm dx değerler için, ne olursa olsun sıfırdan farklı tüm dx değerler için, yani en az birinin sıfırdan farklı olması, yani bir yere doğru en az bir küçük adım atmam lazım. O takdirde D kare Z pozitifse, o zaman da ikirciksiz olarak ve tek taraflı gerektirme yeterli koşul olarak nedir? Fonksiyon kesin dış bükeydir. Dolayısıyla Z0, yani Fx0, Y0 noktası yerel minimumdur. Dik noktam yerel minimumdur. D kare Z bunu ikirciksiz olarak gösterir bana. Ama niye tek taraflı gerektirme, yani yeterli koşulda gerekli değil? Çünkü D kare Z hasbelkader sıfır da olabilir orada, daha evvel gördüğümüz gibi. Ne diyor? Diyor ki D kare Z'nin negatif olması işte tepeden aşağı inmek demek bu. Bir tepeden sadece aşağı inilebilir, bir dipten ise sadece yukarı çıkılabilir. Onun için de tam tepede DZ eşit sıfırken tepeden biraz kaçınca DZ negatife düşecektir. Dolayısıyla D kare Z negatif olacaktır. Tam dipte DZ eşit sıfırken o dipten birazcık ne tarafa gidersem gideyim DZ pozitife dönecektir. D kare Z de dolayısıyla sıfırdan pozitife dönen bir şeyin değişimi de pozitif olacağı için D kare Z de pozitif olacaktır. Dolayısıyla bunlar işte fonksiyonun iç bükeyliğini, dış bükeyliğini, daha doğrusu kesin iç bükeyliğini, kesin dış bükeyliğini ve bulduğumuz noktanın mu maksimum mu minimum mu olduğunu ikirciksiz olarak gösteriyor. Bunlar yeterli koşul. Güzel. E çift taraflı gerektirme değil söyledik. Çünkü uç noktada hasbelkader d kare z eşit sıfır da olabilir. Bunları hem yeterli hem gerekli koşullu yapmak istiyorsak, o zaman bu d kare z'yi küçük eşit sıfır, bunu da büyük eşit d kare z büyük eşit sıfır yapmamız lazım. Yani ikinci derece yeterli ve gerekli koşullar maksimum için d z eşit sıfır ve d kare z küçük eşit sıfır. Birinci türevsel eşit sıfır, ikinci türevsel küçük eşit sıfır. Tüm dx değerler için, sıfırdan farklı tüm dx değerler için. Bu işte maksimum için hem gerekli hem yeterli koşul. Minimum için hem gerekli hem yeterli olması için de dz eşit 0 ve d kare z büyük eşit 0. Tüm dx değerler sıfırdan farklı tüm dx değerler için. O zaman hem yeterli hem gerekli koşul olarak çift taraflı gerektirme kullanabiliriz. Ama kesin eşitsizliklerle sadece tek taraflı gerektirme kullanabiliriz. Dikkat. Peki kuralın ikinci derece kısmi türevlerle ifadesi. Şimdi ne demek? Bunu biraz daha açalım. İkinci derece
türevleri ve türevselleri de öğrendiğimize göre bu türevlerle, ikinci derece kısmi türevlerle türevseller arasındaki ilişkiden bunu bir görelim bakalım ne oluyor burada. Ve bu da ilginç aslında. Buradan ilginç koşullar ve ilginç yorumlar çıkacak. İktisadi açıdan da ilginç yorumlar da çıkacak burada. Peki şimdi d kare z neydi? F eksi x dx kare artı f eksi y dx dy artı f eksi dx dy. Young teoremi geçerse şu ikisi eşit olup 2 f eksi y dx dy oluyordu ama geçerli olmak zorunda değil bu genel hali. Artı f y dy kare tamam. Bunun kesin negatif olması, kesin küçük sıfır olması. Ne demek bu? Ha şimdi. Bir defa şu dx kare ve dy kare olduğuna göre bunlar pozitif dx kare ve dy kare. Başlarındaki işaretin negatif olması lazım ki bunlar negatif olsun. O zaman fxx ve fyy kesin negatif olacak bir defa. Fxx kesin küçük sıfır, fyy de kesin küçük sıfır olacak bir defa. Küçük sıfır olacak. Fxx ve fyy ana yönlerdeki ikinci türevler negatif olacaklar. Yalnız bu da yetmiyor. Burada bitmiyor iş. Yani şu aradaki çapraz terimler var. Ve gördük ki şu grafikten gördüğümüz gibi, şu çizimden gördüğümüz gibi dx, dy'ler ne göre işaret değiştiriyor. Bu dx, dy çarpımı pozitif de olabiliyor, negatif de olabiliyor. O zaman öyle bir şey olması lazım ki, öyle bir koşul olması lazım ki benim d karezem hep negatif olsun. Yani fxx ve fyy kendileri negatif olsun. Bir de bunların negatiflikleri şu aradaki çapraz türevlerin fxy ve fyx'in üstüne çıksın. Çünkü bunlar pozitif olup bu fxx fyy'leri yenerse oradan daha büyük değerler gelirse buradan bu d kare z negatif falan olmayabilir. Pekala pozitif de olabilir. Onun için de işte bu üçüncü bir koşul geliyor buradan. Fxx negatif ve fyy negatif ve fxx çarpı fyy büyük fxy fyx'ten diye bir koşul geliyor. Daha sonra bir aslında bir determinant koşulu olduğunu da göreceğiz. Şimdilik sadece matematiksel olarak görüyoruz, cebirsel olarak görüyoruz ama daha sonra bu bir determinant koşulu olduğunu da göreceğiz. Ha, şimdi nedir? Fxx çarpı fyy büyük olacak fxy çarpı fx. Yani ana yönlerdeki ikinci türevlerin şeyi çarpımı ana yönlerdeki ikinci kısmi türevlerin çarpımı olacak. Niye? Ana yönlerdeki davranış ara yönlerdeki davranışı yenmeli. Yoksa ara yönlerdeki davranışın üste çıkmasına izin verirsek bu ifadenin d kare z'nin negatif olacağından emin olamayız. Pozitif de olabilir. Her şey olabilir. İşareti belirsiz olur o zaman. Dx, dy'nin ne olduğuna göre, şeyine göre ve fx'ye, fyx'in büyüklüklerine göre her türlü şey olabilir. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir, sıfır da olabilir, şey olabilir. Ha, dolayısıyla da işte bu üçüncü koşul yani fxx çarpı fyy kesin büyük fxy fyx çarpımından bu koşul bize ana yönlerdeki davranışın ara yönlerdeki davranışa galip gelmesini, onu yenmesini, ondan büyük etkisinin olmasını dolayısıyla da işte fonksiyonun kesin içbükeyliğini sağlıyor. Fxx negatif, fyy negatif ve fxx fyy çarpımı büyük fxy fyx çarpımından. Ve dikkat edin bunlar negatifse çarpımları da pozitif olacaktır zaten. Fxy fyx çarpımı ise her şey olabilir bunların işaretlerine göre. Ha, şimdi d kare z aynı şekilde kesin dış bükeylik içinde gereği yani oradaki yeterli koşul. Fxx dx kare artı fxy dx dy artı fx dx dy artı fyy dy kare yani dz kare d kare z dediğimiz şey ne olması lazım? Kesin pozitif olursa o zaman işte fonksiyon kesin dış bükey bulduğumuz noktada yerel minimum olur. Bunun garantileyen şey nedir? Hem fxx ve fyy pozitif olacak. Çünkü dx kare ve dy kare pozitif. Bunların başlarındaki katsayılar da pozitif olacak ki bu şey bu d kare z kesin pozitif olsun. Ama o da yetmiyor. Bir şey lazım. Ne lazım? Ana yönlerdeki davranış, ara yönlerdeki davranış yenecek. Ana yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımı, ara yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımından büyük olacak. Fxx çarpı fyy büyük olacak. Fyy. Bakın burada da aynı. Burada d kare şeyde kesin içbükeylik ve tepe noktasında kesin negatif f'ye kesin negatif ve fxx f'ye büyük fxy fyx'ten minimum için yani kesin dış bükey durumda da fxx kesin pozitif f'ye kesin pozitif ve fxx f'ye büyük yine büyük fxy fyx'ten niye? Çünkü ana yönler ara yönlere üstün gelecek, galip gelecek. İşte olay bu.
ana yönlerdeki büklüm yani ikinci türler ara yönlerdekilere üstün gelmeli. Ki belirli bir D kareze işareti belirli. Buna işaret belirliliği diyoruz. İşte işaret belirli bir D karezeniz olsun. Kesin negatif veya kesin pozitif olsun. Peki. Şimdi dikkat. Bir. İkinci derece yeterli koşul, birinci derece gerekli koşul sağlandıktan sonra V koşulu olarak sağlanmalı. İkisi birden sağlanmalı yani. Ve tüm türevler birinci derece koşulda ne olacak? Bütün bu yani birinci derece koşulu sağlayan noktalarda Fx'in 0 ve Fy'nin 0. Birinci derece türevleri 0 yapacağız. Oradan noktaları elde edeceğiz. Sonra ikinci derece türevlerin değerlerini de yani ikinci derece türevleri hesapladıktan sonra sayısal değerlerini de işte bu birinci derece türevleri 0 yapan o noktalardaki değerleri yerine koyup oradan işaretlere bakacağız. Niye? Çünkü o durağan noktaların ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz biz. Minimum mu, maksimum mu, dönüm noktası mı, eğer noktası mı? Dolayısıyla bir bu. İkincisi bir üç uç noktada yani herhangi bir minimum veya maksimumda da fxx çarpı fy'ye eşit fxy'ye fyx olabilir. Hasbelkader böyle de olabilir. Yani illaki kesin pozitif olacak diye bir şey yok. Bazı durumlarda fxx çarpı fy'ye fxy'ye çarpı fyx'e de eşit olabilir yine. Tıpkı ikinci derece ana yönlerdeki ikinci derece türevlerin hasbelkader sıfır olabileceği gibi ana yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımı da hasbelkader ara yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımına eşit olabilirler. Buna da dikkat etmek lazım. Arada olabilir böyle bir şey nadiren de olsa karşımıza çıkabilir. Ve bir de diğer bir şey, üçüncü nokta, bunlar hep önemli, dikkat edilmesi gereken noktalar. Şayet ki fxx fyy küçük fxy fyx olursa, yani ana yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımı ara yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımından küçük olursa o zaman D karezenin işareti belirsiz olur. Öyle olursa da o nokta bir eğer noktasıdır. Saddle point. Yeni öğrendiğimiz nokta. Niye? Çünkü bir yöne giderken iç bükey davranırken öbür yöne giderken dış bükey davranır o zaman. Fx'ye Fx çapraz türevler ana yönlere galip gelirse ara yönlerde her işareti alabilir bunlar. Dolayısıyla negatif de olur, pozitif de olur. Bunların çarpımı yani fxx fyy çarpımı pozitif de olsa veya negatif hangisi ise de belirli o. Ama fxx çapraz türevlerinin galip gelmesi durumunda D karesinin işareti belirsiz olur. Ve o nokta bir eğer noktası olur. Bir saddle point olur. Eğer noktası yani bir doğrultuda iç bükey davranırken öbür doğrultuda dış bükey davranan bir nokta olur. Hatta nokta değil bir noktalar şeyi bir yüzey veya çizgi de olabilir. Bu genellikle bir çizgi de olabilir veya bir nokta olabilir. Böyle davranan noktalar veya çizgiler olabilir. Ha, şimdi burada da biraz üstüne çıkmış. Dördüncü özellik bir D kareze bir noktada işaret değiştiriyorsa yani bir noktaya kadar bakın üçüncüyle aynı şey bu. Üçüncüde D karezenin işareti belirsiz. Yani bir tarafa giderken pozitif oluyor, öbür tarafa giderken negatif oluyor filan kesin bir işareti yok. Ama bir başka dördüncü bir durumda şöyle olabilir dönüm noktasında. D kareze belli bir sınıra kadar, belli bir noktaya veya çizgiye kadar hep pozitif gelebilir. Ondan sonra negatife dönebilir. Veya belli bir sınıra kadar negatif gelip ondan sonra pozitife dönebilir. Yani istikrarlı olarak gelip o noktaya veya o çizgiye kadar, o sınıra kadar, o sınırın ötesinde istikrarlı olarak pozitife dönebilir veya istikrarlı olarak o sınıra kadar pozitif gelip ondan sonra negatife dönebilir. Böyle bir nokta varsa, bunda işaret nokta veya çizgi de olabilir dediğim gibi bu. Böyle bir noktada işaret değiştiriyorsa orası işte bir dönüm noktası, inflection point olur. Dönüm noktası dediğimiz şey olur, daha evvelden biliyoruz zaten. Peki, şimdi bu koşulları şöyle bir şema halinde, şey tablo halinde gösterirsek de koşullar ne? Birinci derece gerekli koşul, ikinci derece yeterli koşul. Maksimum, minimum. Maksimum için birinci derece gerekli koşul nedir? Bütün kısmi türevlerin, birinci derece kısmi türevlerin sıfır olması. Yani bir oranın bir durağan noktası olması. Fx eşit Fy eşit sıfır. Minimum için de aynı şey geçerli. Fx eşit Fy eşit sıfır. Aslında eğer dönüm noktalarında da yine böyle olabilir. Fx eşit Fy eşit sıfır oluyor. Olmak zorunda değil ama olabilir. Dolayısıyla ayrıcı bir özellik değil bu. Sadece gerekli koşul. Tepede veya dipte birinci türevler
O fonksiyon kırılan bir fonksiyon değilse, yumuşak bir fonksiyonsa birinci türevler sıfır olacaktır. Kırılan bir fonksiyonsa birinci türevler hiç olmayacaktır zaten. Ama öyle değil. Biz yumuşak fonksiyonlarla genellikle çalıştığımız için f(x) eşit f(y) eşit 0, ikisi de 0'a eşit olacaktır. Maksimum veya minimumda. Ama bu maksimum veya minimumu göstermek için yeterli değil. Neye ihtiyacımız var? İkinci derece yeterli koşula ihtiyacımız var. O da ne? O da işte şimdi geliştirdiğimiz koşul. Fx negatif ve fyy negatif ve fxx fyy büyük olacak fxy fyx'ten. Bu işte maksimum için. Yani d kare z'nin kesin negatif belirli. Buna belirlilik, negatif belirlilik deniliyor. Kesin negatif belirli. Fonksiyonun kesin içbükey bulduğumuz noktanın yerel maksimum olması için işte ikinci derece yeterli koşul bu. Aynı şekilde fxx büyük sıfır ve fyy büyük sıfır, yani ana yönlerdeki ikinci türevler pozitif ve fxx fyy büyük fxy fx olursa, yani ana yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımı ana yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımından büyükse, ana yönlerdeki davranış ara yönlerdeki davranışa galip geliyorsa, işte bu da ikinci derece yeterli koşuldur. Ne için? Fonksiyonun kesin dışbükey, dolayısıyla bulduğumuz noktanın yerel minimuması için. İşte işin özeti de bu. Peki biraz örnek yapalım, şimdi görelim. Örnek 4. Nedir? Z eşittir fxy eşittir 8x küp artı 2xy eksi 3x kare artı y kare artı 1. Böyle bir fonksiyon verilmiş bize, bir polinom. X ve y ile ikinci şey, iki değişkenli ve ikinci derecede. Hatta üçüncü derecesi de var. Peki ne yapacağız? İlk önce birinci türevlerini alacağız. Onları sıfıra işaretleyerek, eşitleyerek oradan durağan noktaları bulacağız. Sonra da ikinci türevleri alıp oradan işte onların işaretlerine göre bu dediğimiz tartışmayı yapıp ondan sonra ikinci derece koşuldan, yeterli koşuldan o noktaların ne olduklarını saptayacağız, belirleyeceğiz. Bakalım. Şimdi birinci türevi, bu fonksiyonun birinci türevi, yani z eşittir fx'ye, işte şu verilen fonksiyonun birinci türevi fx 24x kare artı 2y eksi 6x. Doğru. X'e göre kısmi türev aldığımız zaman 24x kare artı 2y eksi 6x. Güzel. F'ye göre kısmi türev aldığımız zaman f'ye 2x artı 2y. O da tamam. Hazır almışken ikinci derece türevleri de alalım. Fxx tekrar bunun x'e göre türevi 48x eksi 6. Tamam. Fy'nin tekrar ikinci türevi 2. Fxy'ne, Fy'nin bu sefer x'e göre türevi 2. O da tamam. Fyx de bunun y'ye göre, yani Fx'in y'ye göre kısmi türevi, o da ne? O da 2. Young teoremi de geçerli. Fxy ile Fyx ikisi de 2 olarak birbirine eşit. Güzel. Şimdi birinci derece koşul nedir? Gerekli koşul ne için? Minimum, maksimum için. Yani durağan nokta bulacağız ilk önce. Birinci derece koşul dz, yani fx dx artı fy dy'nin sıfır olması. Birinci derece türevsenin sıfır olması. Ne için? Tüm sıfırdan farklı dx dy'ler için. En az biri sıfırdan farklı tüm dx dy'ler için dz eşit sıfır olacak. Ne zaman, nasıl olur bu? Her tüm dx dy'ler için olacaksa, o zaman fx ve fy'nin ikisinin de sıfır olması gerekli. Yani f'ye eşit fx eşit sıfır. Birinci derece türevler sıfır olacaklar. Fx neydi? 24x kare artı 2y eksi 6x eşit sıfır. Ve f'ye 2x artı 2y eşit sıfır. Buradan f'ye eşit sıfırdan, yani 2x artı 2y eşit sıfırdan y eşittir eksi x çıkar. 2y eşit eksi 2x'tir. Buradan da ikiler sadeleşince y eşittir eksi x çıkar. Dikkat edin, şu iki koşulun, yani birinci derece türevlerin sıfır olması, kaç tane birinci derece türevi varsa, kısmi türevi varsa, onların hepsini sıfırlayıp onları aynı anda sağlayan noktaları bulmam lazım benim. Dolayısıyla şu fx sıfır ve fy eşit sıfır denklemlerinin ikisini birden eş anlı denklem olarak çözüp, aynı anda çözüp oradan noktaları bulacağım. İkinci şey, fy eşit sıfır bana y eşittir eksi diyor. Bunu da alıp birincinin içine yerleştireceğim. Yani fx eşit sıfırın içine yerleştireceğim. O zaman ne oluyor? 24, yani iki bilinmeyenli iki denklem çözüyorum. 24x kare eksi, yani artı 2y, y yerine eksi x koyunca eksi 2x oluyor burası. Eksi 6x eşit 0. Yani 24x kare eksi 8x eşit 0 olur. Böylece iki denklemi birden birbirinin içinde eritmiş, tek denkleme indirgemiş olurum. 24x kare eksi 8x eşit 0 ise buradan 3x şeyle sadeleştirebilirim. 8 ile sadeleştirebilirim. 8 ile sadeleştirince 3x kare eksi x eşit 0 kalır.
Bunu da x çarpı 3x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırırım. Gayet kolay görüyorsunuz. Bir şey yapmaya gerek yok. Burada biraz karmaşık bir ifade çıkarsa diskriminant delta kullanarak yine çözebilirsiniz. Ondan sonra ama burada gerek yok. X çarpı 3x eksi 1 eşit 0. Bir çarpım 0'a eşitse çarpanlar tek tek 0'a eşit olmalıdır. Ya yani da teker teker x eşit 0 yani x bir yıldız eşit 0 olur. Ya da 3x 1 eksi 0 3x eksi 1 eşit 0. Yani 3x 2 yıldız ona da x 2 yıldız diyelim. 3x 2 yıldız eksi 1 eşit 0 olur. Buradan da x 1 yıldız eşit 0. x 2 yıldız eşit 1 bölü 3 diye iki tane x değeri işte kritik iki nokta x noktası bulurum. Bunların y değerleri de var. Y değerlerini de nasıl bulurum? İşte y eşit eksi x'ti. Bu denklemler sağlayan. O zaman y eşit eksi x ise y bir yıldız da eksi x bir yıldızdır. Yani eksi 0 sıfırdır. Y iki yıldız da eksi x iki yıldızdır. Yani eksi 1 bölü 3'tür. Tamam. Demek ki 0 0 ve 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3. X bir yıldız y bir yıldız noktam ilk adım benim. Durağan noktam 0 0 noktası. Bunun şeye fonksiyonun içine yerleştirirsem z bir yıldızını da bulurum. O da 1 eder. Bunu da tabii geçerken bulabilirim. Şurada x ve y'nin yerine 0 koydum mu z 1 olarak bunu da bulurum. x2 yıldız y2 yıldız da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 noktası. Bunu da işte yerine yerleştirip hesaplayınca siz egzersiz olarak hesaplayın. z2 yıldız da 23 bölü 27 çıkıyormuş. Bu da tamam. Yani z'lerini hesaplamak her zaman şart değil ama sorulmuşsa veya hani zamanımız varsa şey yaparsak da hani z'leri de nedir bunların yükseklikleri nedir diye de z1 yıldız, z2 yıldızını da hesaplayabiliriz tabii ki. Ha, asıl ilginç olan ne? Tamam iki tane nokta bulduk. Güzel 0, 0 ve 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3. Bunlar durağan noktalar. Hareketin bir an için durduğu noktalar. Birinci türevleri sıfırladık. Tamam güzel. İyi de ne bunlar? Minimum, maksimum, dönüm noktası mı, eğer noktası mı, ne noktası? Neye bakacağız? İkinci derece türevsele bakacağız. İkinci derece koşula bakacağız. O yeterli koşul çünkü. Nedir o? D kare z eşittir. Fx x dx kare artı 2 fx y dx d artı f y dy kare. Bunun işareti. İkinci derece türevselin noktalardaki 0, 0 ve 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 noktalarındaki işareti. Ha, ikinci derece türevleri zaten yukarıda hesaplamıştık baştan. Yerine koyunca ne oluyor? 48 x 6 dx kare artı 4 dx dy eksi 2 dy kare oluyor. Şimdi burada tabii türevsel olarak toptan bunu şey yapmayı henüz bilmiyoruz. Bunu bir determinantla toptan incelemek de mümkün. Ama biz demin geliştirdiğimiz o ikinci türevler üzerinden koşullara bakarak aynı şeyi yapalım. Zaten dediğim gibi o bir determinant koşulları onlar aslında. Daha sonra öğreneceğimiz gibi. Peki x1 yıldız, y1 yıldız. İkinci sınıfta öğreneceğimiz gibi tabii. Yani burada zamanımız yok, onu burada yapmayacağız ama ikinci sınıfta bu işleri bol bol genişleteceğiz. Çok ilginç ve şey hani hem karmaşık hem de biraz zorca yönlerini de öğreneceğiz orada. Peki şimdi nedir? Ne lazım bana? X1 yıldız, Y1 yıldız. 0, 0 noktası. Fxx ne? 48 neydi o? 48x eksi 6. X'in yerine 0 koyunca burası yok oluyor. 0 eksi 6, eksi 6. Demek ki Fxx'in bu X1 yıldız, Y1 yıldız yani 0, 0 noktasındaki değeri eksi 6'ymış. Ve negatif. Güzel. Bir tanesi negatif çıktı. Fyy ne? Fyy 2 değişmiyor o noktaya göre. O da 2. O da pozitif. Fxy, Fyx ne? Onlar da 2, onlar da değişmiyorlar. Onlar da aynı. Dikkat edin. Fxx negatif çıktı, Fyy pozitif çıktı. Çarpımları ne? Eksi 6 çarpı 2, eksi 12. Fxx çarpı Fyy, eksi 12. Fxy, Fyx, ikisi de 2. 2 kere 2, 4 çarpımları 4. Eksi 12, 4'ten küçük. Ne oldu? Belirsiz oldu işte. Ana yönlerdeki x yönündeki ikinci türev negatif, y yönündeki pozitif. Buradan zaten x yönünde fonksiyonun kesin içbükey, y yönünde de kesin dışbükey davrandığını dolayısıyla bir eğer davranışıyla karşılaştığımızda zaten buradan bile görüyoruz. Ama daha sağlam olsun diye koşula da bakabiliriz. Orada da işte eksi 6 çarpı 2 eksi 12, fx y fy x çarpımda 2 çarpı 2 4, eksi 12 4'ten küçüktür. Dolayısıyla bu ifade belirsizdir. Dolayısıyla yani d kare z belirsizdir. Fonksiyon x yönünde kesin içbükey davranırken y yönünde kesin dışbükey davranmaktadır. O zaman bu x bir yıldız, y bir yıldız, 0, 0 noktası bir eğer noktasıdır.
İşte böyle çıkıyor bu eğer noktası. İkinci noktaya bakalım. X2 yıldız, Y2 yıldız. 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 noktası. Yine yerine koyuyoruz. Px de 48 çarpı 1 bölü 3, eksi 6. 48'in 3'te 1, 16. 16 eksi 6, artı 10. Pozitif. Fy'ye 2 zaten değişmiyor. O da pozitif. Fx'ye Fx, onlar da 2. Onlar da değişmiyorlar. Tamam. Fxx çarpı Fy'ye 10 çarpı 2, 20. Fx'ye çarpı Fx, 2 çarpı 2, 4. 20 büyük 4. Tamam. Ana yönler ara yönlere galip geldi. Ara yönleri yendiler. Peki ana yönlerdeki davranış ne? Fxx pozitif, Fyy de pozitif. Demek ki ana yönlerde fonksiyon kesin dış bükey davranıyor. Ara yönlerde de zaten ara yönler ana yönlerin altında kalıyor. Ana yönlerdeki davranış galip. Orası hakim. O zaman ne oldu? Pozitif pozitif. İkisi de pozitif. Fonksiyon kesin dış bükey. Ana yönlerde ara yönlere galip olduğu için b kare z pozitif belirli. Kesin pozitif belirli. Fonksiyon civarda kesin dış bükey. Bulduğumuz nokta yani 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 noktası bir yerel minimum. Bir dip noktası. İşte böylece bunu da ikircikli olarak saptayabiliyoruz. Bir başka örnek. Z eşittir. Fx'ye eşit. X artı 2e'ye. 2e üzeri y değil bu. 2e çarpı y. Nedense böyle yapmış bunu. E üzeri y de diyebilir ama bir tane böyle e üzeri y'li başka bir terim geliyor zaten. Bu fonksiyon böyle. X çarpı 2e çarpı y eksi e üssü x eksi e üssü 2y. Yani hem doğrusal hem de üstel kısımları olan hem polinom hem de üstel kısım olan bir fonksiyon. İlginç bir şey aslında bu. Biraz böyle dalgalanan ve üstel davranan yani hoplayıp zıplayıp biraz dalgalanıp ondan sonra yukarılara doğru çıkan falan bir ya da aşağıda eksisi var başında aşağılara doğru inen bir şey olarak olması lazım. Tabii üsteller daima hakim olur şeylere. Polinomdan daha çabuk yükselir veya alçalır. Onun için sonuçta dalgalanıp sonra eksi sonsuza doğru giden şeyler bunlar belli. Yani şöyle kafamızda canlandırabiliriz. Şart da değil. Fx şimdi ne yapacağız? İşte birinci derece türevlere alacağız. İkinci türevlerini alacağız. Oradan birinci derece koşuldan birinci türevleri sıfırlayarak kritik noktaları, durağan noktaları bulacağız. Sonra da ikinci türevlerinden, bunun işaretlerinden bu noktaların ne olduklarını saptayacağız. Hep şeyimiz bu yani. Maksimum, minimum neyse onları bulacağız. Veya yerel şey, dönüm noktası, eğer noktası neyse. Peki Fx ne? Şunun türevi. X'in türevi 1. 2y'de x yok 0. Eksi e üssü x. E üssü x'in türevi e üssü x 0. E üssü 2y'de x yok. Orası da 0. Dolayısıyla e üssü x, e üssü x. Buradan da 1 geliyor. 1 eksi e üssü x. F'nin x'e göre kısmi türevi 1 eksi e üssü x. F'nin y'ye göre kısmi türevi x'te y yok 0. 2y çarpı y 2y geliyor buradan. Eksi e üssü x'te y yok 0. Eksi e üssü 2y. Eksi e üssü 2'ye çarpı bir de 2y'nin türevi o da 2. Yani eksi 2 e üssü 2'ye. O zaman fy ne oluyor? 2'ye eksi 2 e üssü 2'ye. Bu da burada. Tamam. Fx ve fy bu. Geçerken fx ve fy'yi de hesaplayalım. Bakın aslında üstellerde türevleri hesaplamak çok da zor değil. İşleri kolaylaştırıyor üstel fonksiyonlar. 1 eksi e üssü x'in türevi, 1'in türevi 0. E üssü x'in tekrar x'e göre e üssü x eksi e üssü x. F eksi x, e üssü eksi e üssü x. Fyy ise 2y'de y yok 0. 2e üssü 2y'de eksi 2e üssü 2'ye çarpı 2. Yani eksi 4e üssü 2'ye. Tamam, Fyy de bu. Fx'ye ve Fx hiçbirisinde diğerleri olmadığı için Fx'te y yok, Fy'de de x yok. Dolayısıyla bunların çapraz türevleri de sıfır. Peki. Şimdi birinci derece koşul, gerekli koşul ne diyor? dz yani Fx dx artı Fy dy eşit sıfır olacak. Ne için? Tüm dx dy'ler sıfırdan farklı, tüm dx dy'ler en az biri sıfırdan farklı, tüm dx dy'ler için. Bu nasıl olur? Fx eşit sıfır ve Fy eşit sıfır. Yani birinci türevler sıfır olursa. Yani 1 eksi e üssü x eşit 0 ve 2e eksi 2 e üssü 2'ye eşit 0. İşte ikisinin birden 0 olması lazım. Fx 1 eksi e üssü x o 0 olacak. Fy de 2 eksi 2 e üssü 2 o da 0 olacak. İkisi birden aynı anda 0 olacaklar. Birincisinden yani Fx'ten 1 eksi e üssü x eşit 0'dan e üssü x eşit 1 çıkar. Ya da 1 eşittir e üssü x olarak çıkıyor. Bunu şey yapabiliriz.
E üssü x'in 1 olması da ne demektir? X'in 0 olması lazım. E üssü 0, 1 olsun. Başka bir şey olamaz x. Dolayısıyla x yıldız 0'dır. Bu durumda x için kritik değer 0'dan başka bir şey olamaz. E üssü x 1'e eşit olmak zorunda. O zaman x yıldız 0 olacak. Peki ikinci şeyden FY'den ne geliyor? 2E eksi 2 E üssü 2'ye eşit 0. Oradan ikileri sadeleşince E eksi E üssü ya da 2'ye eşittir. 2 E üssü 2'ye. İkiler sadeleşince E eşittir. E üssü 2'ye elde edilir. E üssü 2'nin E'ye eşit olması için ne olması lazım? 2Y'nin 1 olması lazım. O zaman 2Y yıldız 1'dir. Y yıldız da 1 bölü 2'dir. Bakın burada tek bir nokta çıkıyor. İkirciksiz. Yani onu onunla bir şeyleri kompoze etmem falan bir şeyleri birleştirmem de gerekmiyor. Her bir şey yani birinci derece kısmi türevin sıfır olması bir x'in çözüyor. Y'ye göre birinci derece türevin sıfır olması da y'yi çözüyor bana. Tek bir nokta çıkıyor. Yani koordinatları sıfır ve 1 bölü 2 olan nokta. Bunun yani sıfır ve 1 bölü 2 x'i sıfır y'si 1 bölü 2 koyduğum zaman fonksiyona da fonksiyon değeri şunları yerleştiriyorum. İşte sıfır artı z yıldızı bulmak için 0 artı 2 e 1 bölü 2 eksi 1 eksi e üssü 2 çarpı 1 2 bunları sadeleştirdiğimiz zaman eksi 1 çıkıyor burası da. Bu şekilde de şey yapabiliyoruz. Ne derler? Evet. Şuradan şeyler sadeleştiriyor. E ile eksi e birbirini götürüyor. Burada eksi 1 kalıyor. 0 zaten burada. Eksi 1 kalıyor. Demek ki benim kritik noktam, tek kritik noktam neymiş? X yıldız, Y yıldız, Z yıldız 0, 1 bölü 2, eksi 1 noktasıymış. Z değeri de eksi 1 yüksekliği. Peki. Şimdi ne yapacağım? Bunun ne olduğunu bulacağım. Onun için de ne yapmam lazım? İkinci derece koşula bakacağım. Yani X yıldız, Y yıldız, Z yıldız 0, 1 bölü 2, eksi 1 noktası uzayda, 3 boyutlu uzayda. İki bağımsız değişken, bir bağımlı değişken. Z bağımlı, X ve Y bağımsız değişkenler. Üç boyutlu uzayda çalışıyor. Ha, o zaman nedir? İkinci derece türevlere bakacağım. Ben burada yukarıda hesapladım zaten onları şey yaptım. Değerler analitik olarak buldum. Şimdi değerlerini yerleştireyim. Fxx'in nerede? 0, 1 bölü 2 noktasındaki değeri nedir? Fxx'e buraya 0 koyunca eksi e üssü 0. E üssü 0 1'dir. Eksi 1. Fxx eksi 1'miş negatif. Şu noktadaki değeri. X yıldızı, Y yıldızı, Z yıldızdaki değeri. Fyy ne? Fyy de eksi 4 e üssü 2'ye. Y neydi? Y 1 bölü 2'ydi. Buraya konunca burası da E oluyor. 2 çarpı 1 bölü 2 1 oluyor. Eksi 4 E. E de 2,7 bilmem ne biliyorsunuz. Dolayısıyla eksi 4 E de negatif. Ana yönlerdeki ikinci türevler negatif çıktı. Güzel. Fena gitmiyor. Ama bir de ara yönler var. O zaman. Fxy ve Fyx sıfır değişmiyor onlar. X ve Y'ye bağlı değil. Onlar da sıfır. Güzel. Onu da bulmuştuk. O zaman Fxx çarpı Fy'ye çarpımına bakayım. Neydi bu? Eksi 1 çarpı eksi 4e. Eksiler gitti. 4e. 4 kere 2,7 filan. Şeye yakın bir sayı. Pozitif. Kesin pozitif bir sayı bu. Yani 12'ye yakın 11 filan gibi bir sayı bu. Fx'ye Fx ne? 0 çarpı 0, 0. Fxx çarpı Fy'ye işte Fx'ye çarpı Fx'ten büyük. Demek ki bu D kare Z'nin ikinci derece türevsenin işareti belirli. Fonksiyon yani birinci derece şey ikinci derece türevler ikisi de negatif olduğuna göre ve ana yönler ara yönlere galip geldiğine göre ne oluyor? Demek ki o ikinci derece türevlerin negatifliği yani fonksiyonun kesin içbükeyliği belirli. Fonksiyon kesin içbükey o noktada demek ki o nokta bir yerel maksimum tepe noktası. X yıldız, Y yıldız, Z yıldız yani 0, 1 bölü 2, eksi 1 noktası o fonksiyonun yerel maksimumu aynı zamanda da genel maksimumudur, tepe noktasıdır. İşte bu şekilde bu analizleri yapabiliyoruz. Bu 11. konunun da yapacağımız yer buraya kadar. Bunun ilerisini 3. şeyde yani 3. dönemde 2. sınıfın 1. döneminde devam eden arkadaşlarla izleyip şey yapacağız, işleyeceğiz. Bunun egzersizleri de burada. 11.1'in zaten yok 11.1 kısaydı. 11.2'nin egzersizleri kitaptan sol tarafta 3. baskı, sağ tarafta 4. baskıdan. Onları da çözün. Akşamları 6'larda da yine buluşuyoruz. Lütfen gelin. Anladıklarınız sorun. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla faydalanıyorlar. Çok da burada çözüyoruz. Ayrıca problem saati yapmaya zamanımız olacağını sanmıyorum. Onun için de kendiniz çözüp gelip burada takıldığınız yerleri lütfen sorun. Evet, ders bu kadar şeyi durduruyor. Yarın öbür gruplarla şeyi yapacağız. Yine aynı dersi yapacağız. Saat 12'de.